Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ın adıyla Rahman Rahim. Selam arkadaşlar. Ben Doktor İbrahim Esinler. Bugün 27 Aralık 2023. Yüce Allah'ın izniyle bugün Kur'an mucizeleri dersimizin 87.sini yapacağız. 19 mucizesi dersimiz ise 19.sini yapacağız inşallah. Güzel insanlar. Şerefli Kur'an'ımızın, 114 suresinin 29'unda Rabbimizin çok ilginç bir şekilde bizim dikkatimizi çekmek için koyduğu hurufu mukatta kesik harfler, münferit harfler ya da anahtar harfler dediğimiz anlamı olmayan sadece harf olan bu ayetlerin ne anlama geldiğini inceliyoruz, öğreniyoruz. Rabbim bize 19 mucizesi üzerinden bu hurufu Mukatta mucizesini gösterdi, öğretti. Biz de onları tanıdık ve tanık olduk. Şimdi, ne olur hurufu Mukatta önemlidir, büyüklerden bir ayettir. Basit bir şey değildir. Kur'an'ın yüce Allah katından geldiğine kesin delil olacak veriler sunar hurufu Mukatta, yani anahtar harfler. İşte gördük öncelikle metodolojiyi oturttuğumuzda yani bu harflerin sayımı nasıl olmalıdır bu metodolojiyi oturttuğumuzda çünkü bunu kitabın yazarı olan yüce Allah bize gösterdi öğretti ve bu metodolojiyi uyguladığımızda gerçekten büyük mucizelerin tecelli ettiğini gördük kombinasyona girmemiş harfler başka bir harfle kombinasyona girmemiş olan üç harf vardı biliyorsunuz kaf sad ve nun yine başka harfle kombinasyona girmiş. Ancak sadece tek bir surede geçen grup ya sin kef he ye ayn sat ayn sin kaf gibi ve Hamim. burada da hamimde de yine çok surenin başında geçen yani kombinasyon yapmış harf ha ve mim ancak çok surenin başında ge geçen gruptaydı. Ve metodolojimizi uyguladığımızda gördük ha de muhteşem tablolar oluştuğunu gördük. Ancak 1400 yıldır özellikle ta, sin, mim, ta, sin ve ta, he grubu dediğimiz ta grubu yani ve elif ilgili daha sonra ders çekeceğim inşallah. Bu, bu, bu dersimiz ta grubu ile ilgili olacak. Bu grupta tam metodolojiyi bulmak için çalışmalar yaptığımda öncelikle eş üzerinden yani mutlaka eşinin sayılması gerektiğini zaten ben onu hissettim ve eşinin sayması gerektiğini metodolojik olarak anlamıştım. Ancak ufak bir hata yaptık. M, mimi yani ta, sin, nim de mimin Eşinin olmadığını düşünmüştüm ben. O nedenle diğer surelerden e, uruf u Mukadda'dan sayılması gerektiğini düşünmüştüm. Bu şekilde analiz yapınca bir video çekmiştim ama arkadaşlarım videonun altına yorum yazdılar. Bakın biz tek tanrıcıyız. Kur'an'ın ayetleri bizim için emirdir. Rabbim ne diyor? Gerçek müminler sözü dinler en güzelini uyar. Dogmatik değillerdir inat etmezler. Sözü dinlerler, en güzelini uyarlar. İnadım inat demez. Ataların dini işte şöyle ben buna körü körüne inanmaz. Sözü dinler, en güzelini uyar. Kavrar, mantık yapar. Güzel insanlar yorum yapmışlar. Hocam böyle böyle olmayabilir diye. Ve baktım gerçekten bu sistem başka 19 mucize sistemlerini de çelişiyor. Böylelikle aynen şöyle yazdım. Haklı olabilirsiniz. Rabbim bize doğru yolu fettah sıfatıyla açacaktır. Zulfat azim sıfatıyla bize doğru yolu gösterecektir dedim. Ve çalışmaya devam ettim. Ve çok değil, çok değil. Rabbime yani sonsuz, sonsuz hamd ve şükrederim ki daha iki gün önce bu ta grubuyla ilgili çok yeni bir mucize tecelli etti. Ve bu mucizeyle doğru yolda olduğumuzu bu bir hediyeydi tek tanrıcılara. Bunu bu 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 mucizeyi gördüğümde gözyaşlarımı tutamadım. Yani siz de bunu göreceksiniz inşallah. Bu derste göreceksiniz yani. Bu çok yeni bir veri ve başka hiçbir şey diyemiyorum ben yani. Sadece e, Rabbime bize bunu hediye ettiği için, bu mucizeyi hediye ettiği için sonsuz şükrederiz. Başka hiçbir şey diyemeyiz. Şimdi gelin bu dersi çok iyi dinleyin. Ne olur? Bu dersi çok iyi dinleyin. Çünkü yani herkese söylüyorum ateist, deist, agnostik, müşrik aklınıza gelen herkes, herkes Hristiyan falan yabancı dinlere de çevrilmesi lazım bunun. Benim vaktim yok maalesef ama inşallah o günler de gelir. Yani bu dersin yani gelecek nesiller içinde inşallah Rabbimin izniyle onlara da yol göstereceğini, deniz feneri gibi bir yol göstereceğini düşünüyorum inşallah. Çok önemli bir ders. Bakın şimdi ta grubu. T değil bu. Arapçada T de var. Bu ta. O yüzden T gibi olmasın diye, karışmasın diye bir şapka gibi koydum. Şöyle yazılıyor Arapça ta. Şimdi bu harfler birbirleriyle kombinasyona giriyorlar. Yani ta, sin, mim. Ta sin mim. Ta sin ve ta he. Gördüğünüz gibi böyle bir kombinasyon yapmışlar bu üç harf. Her zaman olduğu gibi Urufu Mukatta çalışmalarımızda biz 14 tane Rabbimiz tarafından seçilmiş olan 14 harfin Arap alfabesinde 28 harf var. Rahman hepsini kullanmamış. Sadece 14 tanesini kullanmayı tercih etmiş. Ta grubunda gördüğünüz gibi ta, sin, he ve mim. Bu harfleri sayarken kendiniz mussaptan sayabilirsiniz. Bu, bu harfleri tanımanız lazım. Tamam mı? Şimdi ta grubu nasıl geçiyor? Şimdi ta grubu ta sin mim okunuşta böyle. Ta sin mim 26. surede ve 28. surenin başında geçiyor. Çok ilginç bir şekilde. Neden 27'de geçirmedin Rabbim? Yani niye 26, 27, 28'de ta sin mim yapmadın da 27. sureye ta sin koydun sadece. Mimi koymamış oraya. Ve ta sin 27. surenin başında geliyor. Ta he. Bu hamimdeki değil. Ha orada kalın. Bu he harfi. 20. surenin başında geçiyor. Şimdi bunu gördüğümüzde sayım metoduna ne olur o dersi 81. ders. O dersi ne olur iyi dinleyin. Kombinasyon sayım metodumuz her yerde aynı. Bakın kombinasyon var. Yani harf başka harflerle kombinasyon yapmış. Bir de birden fazla surede geçiyor bu kombinasyonlar. Kuralımız nedir? Kombinasyondaki harfler başında bulunduğu surelerde tamamında sayılır. Çok güzel. Ancak eşi yoksa bulunduğu grupta eşi olmayan yani sadece tek bir surenin başında bulunuyorsa harf olamaz abi. Allah'ımızın vahid sıfatıyla örtüşmüyor işte o. Enteresan bir şekilde illa ona o tek surenin başında olamaz. Nun'da bunu gösterdik. Gideceksin mutlaka onun eşini bularak sisteme dahil edeceksin. Bunu bize Rabbimiz öğretiyor. İşte göreceğiz şimdi bakın. Gördüğünüz gibi bu tabloda kuralımız gereği bu harfler ta sin mim 26 ve 28. surelerde sayılacak. Ta sin 27. surede sayılacak başında olduğu için ta h de 20. surede sayılacak. Çok güzel. Bunlar sayılacak. Bir yere koyulacak. Daha sonra metodolojimize göre metodolojimize göre bu grupta Hangi harfin eşi yok? Hamimde biliyorsunuz hepsinin eşi vardı. Yani M 40 41 42 43 44 45 46. surelerde geçiyordu. Bakın Ta 26 28. surede geçiyor. Ta Sin hatta şöyle yapalım. Şöyle daha iyi görürsünüz. Bakın Ta harfi 26 20 26 27. 28. surede geçiyor. Eşleri var. Yani bak 4 Ta geçmiş eşli yani. Yine sin 26, 27, 28'de geçmiş yani. Eşleri var birbirlerinin. Mim işte burada hata yapmıştık. Çok şükürler olsun ki Rabbim bizi doğru yola kılavuzladığı için bunun da delilini birazdan göstereceğim. 26. ve 28. surede geçmiş mim eşi var. Burada sadece bir harfin eşi yok. Nasıl ki kaf tek surenin başında geçemez. Mutlaka eşi gerekiyordu. Yine satta, yine nunda böyleydi. Aynı kural geçecek. Olamaz. Tek başına geçemez. Mutlaka bunun eşini dahil edeceğiz. Çünkü bakın 20. eşi yok. Sadece 20. surenin başında H geçiyor. Gördünüz mü? 20'de. O yüzden mimi artık saymamıza gerek yok. Çünkü mimin burada eşi eşleri var, eşi var. Metodolojiyi görüyor musun? Sadece H'yi sayacağız. H. Yi. Peki. H harfinin eşi ya da eşleri varsa nerede? Hemen bakalım huruf mukaddalarımıza. mukattaalarımıza. Aa, 19. surede bulduk. Y aynı saat. Gördün mü? O kombinasyonda yer aldı. Bu nedenle Ta grubunun analizinde 19. surede geçen H harfi de sayılıp dahil edilmesi lazım. Şimdi bu muhteşem geçişleri Rahman nasıl yapmış söyleyelim. Burası 25. surenin sonu 26. surenin başı. Birinci ayet Bismillahirrahmanirrahim geldi. Ta sin mim. Hiç anlamı anlamı yok. Ve hemen İkinci al geldi, ayet geldi. Tilke ayetül kitabil mubin. Bak işte bu. Nar, çoğul. İşte bunlar kitabı, kitabın ayetleridir. Ayetleridir kitabın. Apaçık, ayan beyan. Mubin. Ya kardeşim, mubin diyor, mubin. Kur'an mubindir ya. Apaçıktır, ayan beyandır yani. Kur'an'ı anlayamazsınız siz. Meal okumayın diyenler bin değil binlerce yüz binlerce kere düşünsün. Rahman'ın sen söylediği ayete kafirlik mi ediyorsun? E mubin diyor Rabbim apaçık ayan beyandır aç, açıktır diyor. Doğru. Ama sen Kur'an'ın yanlış anlıyorsun. Kur'an bir denize benzer. Her zaman aynı örneği veriyorum ben. Denizden dalgıtçık yapan, giren, inci çıkaran da olur. Uzaktan kokusundan yararlanan da olur. Ayağını sokan da olur. Deniz ona insanın kapasitesine göre bir fayda verir. Kur'an da böyledir. Kur'an'da en cahil adam bile okuduğunda en cahil bile okuduğunda anladığı dilde Kur'an ona bir mesaj verir ve o anladığından sorumludur. Bir bilim insanı farklı olabilir. Bir mühendis farklı anlayabilir. O yüzden zaten Kur'an'da e, ibadetler olsun bazı şeyler selbes bırakılmıştır yani esnek bırakılmıştır rahmanın insanlara vermiş olduğu esnekliği kolaylığı sen zorlaştıramazsın kolaylık için onlar var soruyor işte hocam salatın işte namaz kaç vakit kaç rekattır nasıl yapacağız ya Rabbim onu yazamıyor muydu oraya on haşa on ayette selbes bıraktı çünkü eski moda Marsa gittiğinde Mars'ta bile o rah kuran sana farklı bir şey verebilmeli. O nedenle herkes kendi anladığından sorumlu Kur'an'da. İşte hocam siz nasıl yapıyorsunuz? Ya benim yapıptığım önemli değil. Ben kendi anladığım şekilde Kur'an. Ha bir de o kadar muhteşem bir ayet var ki Kur'an'da. Biz diyor sana bu Kur'an'ı sıkıntı çekesin diye indirmedik. İndirmiş değiliz diyor. Sıkıntı, kaygı. Bakın Kur'an bir asla yeryüzündeki 8 milyar insanın bir tanesine bile sıkıntı yaratamaz. Ayete göre ters bu. E nasıl olacak bu? İşte belli adamı belli kalıplara sokarsan sıkıntı çekebilir. Belki senin gibi değil o. Kur'an'ı 1200 yıl önceki yere gömmeyeceksiniz. Evrenseldir Kur'an. O nedenle Kur'an'dan herkes anladığını ve anladığının en kolayını kendisine en kolay gelenini yapacak ve onu uyacak. Ve Rabbinin katında vefat ettiğinde Rabbinin katında diyecek ki Rabbim ben senin Kur'an'ını okudum. Kur'an'ı harici aslarından kitap edinmedim. Ben anladığım buydu sana teslim oldum de bitti. Bu adam cennete gider Allah'ın izniyle. Tilke işte bak mubin diyor mubin. Burada 27. surenin başında görüyorsunuz. Burada yine besmelemiz var. Tasim mim geliyor ve tilke ayetül Kur'ani ve kitabil mubin. Bak aynı şey. İşte bunlar ayetleridir. Bak ikinci surede şeyde birinci ayeti devam ediyor. Tilke ayetil Bak işte bunlar ayetleridir. Çoğul kelime. Kur'an'ın bu sefer Kur'an'ın. Kitabın. Bak hem Kur'an hem kitap. Mubin. Mubin ya bak bu mubini git açık araştır açık, apaçık, ayan beyan demektir. Mubin. Yok Kur'an'ı kimse anlayamaz. Sadece din adamları anlar falan böyle bir şey olur mu? Olur mu öyle şey? Kur'an bizim için, insanlık için yani. Yine 20. surenin başında yine besmele geliyor ve tahe. Aa çok güzel. Yine bir tahe bu sefer ilginç. Ve burada ne geliyor? Ma enzelna aleyke Kur'ane Li teşka, işte ben bu, bunu söylüyordum işte. Bak indirmiş değiliz senin üzerine Kur'an'ı. Sıkıntıya düşmen için li teşka. Bak Kur'an asla bir sıkıntı veremez. Kur'an sıkıntı yer, Kur'an'a bağlı. Kur'an okuyup bir sıkıntı çeken bir insan mutlaka ya o çeviride sorun vardır ya o ayetin anlay anlamasında bir sorun vardır. Kur'an asla bir kimseye sıkıntı yaratamaz. Bak bu ayeti okuyun. Peygambere söylüyor bunu. Bize de söylüyor hepimize. Yani bize Kur'an sıkıntı vermez. Sıkıntıya düşürmez bizi Kur'an. Şimdi gelelim büyük mucizeye. Metodolojimize göre kombinasyon ve surelerdeki kombinasyonunu oluşturan harfleri sayalım. Şimdi 26. ve 28. surelerin başında ta sin mim vardı. Bakın 52 ta 196 sin ve 944 mim geçiyor m. Yine 27. surenin başında 27 ta 94 sin geçiyor. Bunları da saydık. Yine ta h 20. surenin başında geliyor. 28 ta 251 he. Topladığımızda 1592 Toplam harf oluyor. Ancak söylediğim gibi H harfinin eşleri de sayıma dahil edilmesi gerekir çünkü sadece tek bir surede geçtiği için H olamaz 20. surede. O yüzden eşi neredeydi? 19. surede KFY aynı sat grubunda. O 19. surede H kaç tane var? 175 tane H var. 175'i yazdık mı? Toplayalım. 1592 artı 175 ne yapıyor? 1767. La ilahe illallah. Tam 19'un 93 katı. Bakın. Hamim'de de aynı çıktı. Aynsin Kaf'ta da aynı çıktı. Yasin'de de aynı çıktı. Kefeye satta da aynı çıktı. Kaf'ta da aynı çıktı. Sat'ta da aynı çıktı. Nun'da da aynı çıktı. Daha ne? Daha ne olabilir? Artık bunun olasılıkla falan ilgisi yok. Birazdan göstereceğim. O yeni tecelleden mucizeyi size göstereceğim. Bu zaten bilinen bir şeydi bu h'yi saymamız gerektiği. Ancak tam metodolojiyi oturtamıyorduk yani. O yüzden e, insanlar şaşırıyordu. Niye h'yi sayıyorsun kardeşim diyorlardı. Mim'i saymıyorsun işte. Mim'in eşi olduğu için saymıyoruz. H'nin eşi yok. O yüzden getiriyoruz mecbur. Metodoloji oturdu. Ve arkadaşlar 1767 şöyle göstereyim size. E, sonuçta sureler 26 28. surede 52 ta 196 sin 944 mim geçiyor. H burada saymıyoruz biliyorsunuz çünkü şey yok. 27. surede ta sin 27 ta 94 sin geçiyor. 20. surede ne geçiyor? 28 tane ta 251 H geçiyor. H dışarıdan da almamız gerekiyor eşi olmadığı için 19. surede toplam 175 H geçiyor. Toplam 1767 harf hurufu mukatta ta grubunda geçiyor ve 19'un tam 93 katı. Şimdi bu büyük mucizeyi göstermeden önce size bunların biraz delillerini göstereyim ben. Yani bu sayımlarını bir gösterelim yine biz. Şöyle açacağız o zaman. Şuradan alalım. Tekrar şuraya alalım. Evet. Şimdi şöyle yapalım mı? Evet. Her zaman olduğu gibi arkadaşlar burada tamim tablosunu şöyle yapalım. Makaleler, analiz, anahtar harfler test et. Şimdi anahtar harflerimizin hepsini test edebilirsiniz. Burada Tahsin grubunda. Şimdi bu tabloyu size verdim. Bunları test edelim. 26 ve 28. Ben buraya tıklayayım. Gördüğünüz gibi size hazırlık olsun diye 26. ve 28. sureleri buraya Osman Mustafa'dan aldım kopyaladım arkadaşlar. Bu Mustafa bu ben oynamıyorum. Bir harfini bir şey yapmıyorum ki. 1400 yıldır orada olan Musaf bu yani. Ve harf sayımına geliyorum. Analiz. Harf sayıları. Bakın buradan yapıştırdım. Şimdi buraya tahsin buraya koymadık çünkü tahsinle. Genel analiz yapalım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar tahsin analizi toplam 52 şöyle yapalım. Evet. 52 tane ta geçiyor. 196 sin geçiyor. Tamam Onu şöyle yapalım mı? Evet. Bak. 52 tane ta 196 tane sin geçiyor. Bakın şurada 52 196. Şimdi mim sayısına bakacağız. Mim nerede? M 944. Bak. 944 mim. Gördünüz mü? 944 tane mim, 196 sin, 52 ta. Al. 52 ta 196 sin ve 944 mim. Şimdi 20. sureye bakacağız. 20. surede 27 .94'müş. Hemen bakalım. 27 94. Geri gidelim. Tahsin 27'de geçiyor. Bunu kopyalayalım. Kopyaladı. Özellikle yapıyorum ki görün diye. Bunu silelim. Şimdi buraya sadece 27. sureyi kopyaladım. Genel analiz diyelim. Bakın 27 ta 94 sin. Tamam mı? 27 ta 94 sin. Bak. 27 ta 94 sin. Şimdi 20. sure. Ta h'de de 28 ta 251 h olması lazım. Zaten öyle. Oradan aldığımız için zaten aksi şey değil arkadaşlar. Şöyle yapalım. Bu sefer geri gidelim. Burada Tahe 20. sure tıklıyorum. Kopyalayalım. Geri gidelim. Şunu alalım. Yapıştıralım. Ve genel analiz diyelim. Bakın. Burada ne çıkacak? Ta 28 tane ta harfi çıktı. Gördünüz mü? H H nerede? 251 tane H var. Bak. Toplam 251 tane H var. Ne oldu? 28 251. Tamam. O da doğru. Yani çekediyorum ediyorum yani. Şimdi e, ne yapacağız? 19. sıradaki H sayısını sayacağız. Onu da sizin için hazırladım. Yani hazırladım derken gördüğünüz gibi sadece sureleri buraya koydum, kopyaladım. Kolay yapın diye istiyorsunuz. Siz kendiniz böyle kopyalayın. Başta besmele olacak ama çok önemli o. Çünkü besmeleler biliyorsunuz sayıma dahil ediliyor harf sayımlarında. Kontrol V. geneliniz. Şöyle alalım. Şimdi orayı göstermemişiz size. Neyse. H kaç tane H var? 175 tane de 19. sürede 175 tane H var. Doğru mu? Doğru. Evet gördüğünüz gibi güzel insanlar ee, toplam bu tabloyu iyi bakın. Bu tabloyu iyice öğrenin. Çünkü çok büyük bir mucize birazdan göstereceğim bu tablo ile ilgili. 26. ve 28. surede 52 ta 196 sim 944 mim. 27. surede 27 ta 94 sin 20. surede 28 ta 251 he. 19. surede toplam 175 he. 1767 tane oluyor ta grubu ve 19'un tam 93 katı oluyor. Tamam hocam mükemmel bir şey gösterdin bize ancak ancak Rabbimin zulfaddil azim sıfatı bu ismi azamdır. Zulfaddil azim lütfeden bu sıfatıyla Rabbimiz 2023 yılı itibariyle gerçekten bize 19 mucizesine tanık olmuş insanlara, tek tanrıcı insanlara büyük bir hediye gönderdi arkadaşlar. Bunu bu hediyeyi göreceksiniz şimdi. Şimdi biliyorsunuz Hamim tablolarına dersine bakın. Ha yani Ha grubu 7 surenin yani 40 41 42 43 44 45 46. surelerin başında geçiyordu Hamim ve tabloyu verdiğimizde Gördüğünüz gibi 64 H 380 mim. 48 H 276 mim. 42. sürede 53 ha 300 mim. 43. sürede 44 H 324 mim geçiyordu. Böyle tabloya bakın. Bu tablo Rabbimin bir mucizesi olarak 2147 ha ve mim içeriyordu ve 19'un tam 113 katıydı. Ve biliyorsunuz artık matematik olasılığı falan değil. Bu 113'ünde çok büyük bir işaret olduğunu görmüştük. Anca tasarım yani bunu bir insan yani bilgisayarlarla tasarlarsa anca öyle bir şey çıkabilir. O kadar yani rastgele olması mümkün olmayan bir tabloydu. Bakın bu 113 çarpanı da hamim sayılarını oluşturan rakamların toplamını veriyordu. Yani 64 mim. 40. surede kaç mim geçiyordu? 64 mim. 6 artı 4. Kaç mim geçiyordu? 380. 3. Ya, ee, bakalım. Evet. 380 tane mim geçiyordu. Hata yapmayalım da. Sıfırı da koyduk tabi. 3 artı 8 sıfır. 41. surede 48 tane ha geçiyordu. 4 artı 8. 41. surede 276 mim geçiyordu. 2 artı 7 Yani rakamlarını topladığımızda 313'ü veriyordu ya. İnanabiliyor musun bak? Bu bir matematiksel kural değil. Böyle olmak zorunda değil bu. 19'un katı oldu tamam. Ama rakamlarının toplamı, toplam sayının rakamların toplamı da 113'ü veriyordu. Şimdi bu kitap Yüce Allah katından geldiyse. Hatta bu geçişlerin biliyorsunuz farklı e, Einstein Kaf'la da bölüyordu biliyorsunuz Einstein kaf H tablosunu ve ikisinde de aynı şekilde mucizeyi görmüştük. Ona ne olur bakın. Çok detaya girmeyeceğim şimdi. Yalnız bu kitap Rahman'dansa, evrenin yaratıcısındansa ne bekleriz? Ta grubunda da böyle bir şey var mı diye bekleriz. Rahman bu tablo tasarımı haminde yapmış. Acaba ta grubunda da yapmış olabilir mi? Eğer öyleyse ne dersin? Ya hocam bırak olabilir mi ya? Nasıl olsun yani? Hem orada yani hem Hamim'de hadi denk geldi. Ya bir de ta grubunda nasıl denk gelsin? Ya iyi iyi, 19'un katı işte 1767. Eğer öyleyse eğer kalbinde hastalık yoksa, kalbinde kilitler yoksa, kalbin paslanmamışsa tek bir şey söyleyebilirsin. O da Kur'an'ın evrenin yaratıcısından geldiğine gelmiştir demektir ve iman etmendir. Sözü dinle en güzel mi Ha tablomuz nasıldı? Aynı hamim gibi bakın. Aynı hamim gibi. 26 ve 28'de 52 ta. 196 sin 944 min var. 27'de surenin başında biliyorsunuz ta sin var. 27 ta 94 sin. Tekrar ediyorum ki iyice otursun yani. 20. surenin başında ta h geçiyor. 28 ta 251 h. 19. surede 175 h geçiyor. 1767 19 çarpı 93'tü. Eğer bu kitap Allah katındansa mutlak ki hamimdeki gibi bir şey olmalı. Arkadaşlar iki gün önce ben bunu gördüğümde gerçekten gözyaşlarımı tutamadım. Bu büyük bir Rahman'ın bize hediyesidir. Gördüğünüz gibi aynı hamim tablosundaki gibi. Ve bu bize doğru yolda olduğumuzun büyük bir işaretidir. Doğru yolda olduğumuz. Bakın toplam aynı hamimdeki gibi 1767 harfin toplam 1770 1767 harfin rakka oluşturan sayıların rakamlarını topladığımızda 93 ediyor. Yani 5 artı 2 52 ta sin 196 1 artı 9 artı 6 mim 944 tane 9 artı 4 artı 4 artı 2, 7, 9, 4, artı 2, artı 8, artı 2, 5, 1, 1, 7, 5'i topla hepsini. 93 ediyor arkadaşlar. Kendiniz toplayın bakın. Şu tablonun rakamlarını topladık. Aynı hamimdeki gibi. Subhaneke, Subhanallah. Bunu herkes dinlesin. Bunu herkes görsün. Bu bir tabloyu biz asla tasarlayamazsın. Hadi Hamim'de hocam ona öyle denk geldi. Hamim tablosu. E T'de nasıl denk geliyor bu? T'da da aynı şey var. Demek ki bu kitabı yazan bunu tasarlamış, böyle olmasını istemiş, dilemiş. Senin matematikçiye göster bunu. Anca der ki sana bunu bir e, matematikçi böyle anca uğraşarak böyle tasarlayabilir. Yani anca tabloyu verirsin bilgisayarda bakar denemelerle günlerce dener onları yapar ama bir de kelimeleri geçireceksin teks yazacaksın yüzlerce ayet hamimde 400'ün üzerinde ayet 7 sure burada görüyorsunuz 2 4 5 sure yüzlerce ayetin içerisinde bu ta sin mim he harflerini geçireceksin anlamlı geçireceksin yani bunu bir insan tasarlayamaz. Görün bunu ne olur bir bakın. Kur'an'a bir bakın. Sonuç. Bakın metodoloji bilimle ilerlediğinde Rahman ayetlerini ufuklarda ve içimizde gösteriyor. Biz de onları tanıyoruz. Biz sadece tanık oluyoruz. İşte eş yöntemiyle bu eş yöntemi sayımda aynı her yere uydu. İnşallah elif lam elif grubunda da Rabbimizin izniyle inşallah Allah'ın bize hediyesini gönderir. Elif lam mim'de de tabloları yapmaya başladık. Şimdi onunla ilgili inşallah çalışmalar yapacağız arkadaşlar. Evet. Bugün yoruma yazılmış. Girdir bir doğru girişe, çıkar bir doğru çıkışa hangi ayet diye. İsra 17. sure 80. ayet. Peki Rabbim Girdir beni bir doğru girişe, çıkar beni bir doğru çıkışa. Yap benim için katında yardımcı kuvvet, sultan, yetki, authority. Bitti. Nokta. Eğer tek tanrıcıysan, eğer sadece Kur'an diyorsan, Kur'an aslında kitaplara iman etmiyorsan, dinde kaynak edinmiyorsan, sadece dinini sağlam temeller üzerine, yani sadece Kur'anın üzerine koyduğunda mucizeler tecelleder. Kur'an'a dokunabilirsin. Kur'an'a anca temizlenenler dokunur. O temizlenmek orada senin kalben temizlenmen. Yoksa senin gidip abdest alıp dokunma değil. Ayetleri her şeyini yanlış anlamışsın. Temizlenenler yani Kur'an'a ancak toksik beynindeki o hadisler, imamlar onları atıp tertemiz kalple sadece Kur'an'ı anlamak için Kur'an'ın Rabbinin mesajını almak ve onu uygulamak isteyenler dokunabilir diyor. Sen o zaman Kur'an'a dokunmaya başlarsın işte. Anlamaya başlarsın Kur'an o zaman. Aa dersin. Kur'an'ı anlamıyorsan bir kendini çek et. Önce temizlen. Beynen. Allah'ın yüce Rabbinin salatlığı ve rahmeti başınıza e, olsun. E, Allah'ım sizi desteklesin. Salat ve rahmetini bağışlasın inşallah. Ve ne olur arkadaşlar. Amacım, gayretim kendim için asla bir şey değil yani. Ben Kur'an'la yatar, Kur'an'la kalkan bir adamım. Hayatımın her saniyesini Kur'an'a göre yaşamaya çalışan bir insanım. Sürekli ayetler üzerinde düşünürüm. Ve yüzlerce kere tanık oldum ki yani bu bilim insanı olarak bu Rabbimden gelen bir kitap. Ancak Kur'an'ı bize okutmamışlar yani. Kur'an'ı Kur'an'ı bilmiyoruz biz. Ve kâler rasûlü ya Rabbi inne kavmi ettehâze azel Kur'an'a mahcûra. Aynı. Furkan 30'u okuyun. Furkan 30'u gece gündüz, sabah akşam okuyun ya. Bu ayet kimin için geldi? Bir sonraki derste görüşmek üzere. Rabbime sözlerimi bitiremiyorum yani. Sonuçta bu ta ile ilgili mucizesini bize tecelli ettiği için, hediye ettiği için de sonsuz tekrar tekrar şükürler vant ederim. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Kalın selametle.